Merhabalar, Tekno Seyir'de yine bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Bu sefer aksesuar kategorisinden bir ürünümüz var. Değişik bir şey. Örümcek kılıf mı diyelim, aparat mı diyelim? Podyum demiş üreticisi podyum. Ama. Spider Podyum, örümcek podyum. Podyum. Bu yani gadget dediğimiz cep telefonu, işte fotoğraf makinesi gibi cihazlarımız için, tabletlerimiz için üreticilerin çıkardığı envai çeşit şeyler var. Kılıflar, evet. Standlar vesaire var. Bu en Spider Podyum'da enteresan. Şimdi mesela şöyle bir askı olduğunu bu düşünelim. Askı modu. Serkan ayarladı getirdi. İşte askıya koyup sonra işte bir yere asıyorsun. Evet. Fotoğraf makinesini böyle koyabiliyorsun. Telefonu da koyarsın. Cep telefonu için işte arkasında örnek şeyler verilmiş. Evet. Nerede kullanılacağı ile ilgili. İşte fotoğraf makinesi var. İşte cep telefonunu farklı konumlarda bir sürü konumlamış. iPod'u falan, MP3 player'ı ya da video player'ı hepsini koyabiliyor. Bunun biraz daha büyüğü var. Spider'ın tabletler için uygun. Bu şimdi bizim elimizdeki tableti kabul etmiyor. Bu telefon evet, ve benzeri. Şimdi. O büyüklükte. Şimdi normalde böyle bir şey bu. 8 tane bacak. Evet. Tel mi var içinde bacakların? Nasıl bir şey? Ya muhtemelen tel etrafına plastik kaplanmış diye düşünüyorum. Hani böyle ağır elektrik telleri olur ya, büktüğün gibi kalır. Tahmin ediyorum içinde öyle bir şey var. Şimdi normalde böyle geldiğini kutudan düşünün. Çıkıyor. 8 bacaklı örümcek çıkıyor kutudan. İşte bunu biz artık kullandığımız cep telefonuna göre bir şekle getirip kullanacağız. Ya şey şu en arkasında kutusunda örnekler verilmiş ya, işte askı mesela şöyle bir şey de yapabiliyorsun, ne bileyim mesela şu bacaklar hani cihazı tutuyor. Şöyle aşağıdan destekliyor. Adam mesela şu üstündekini böyle şey yapmış, hani halka gibi yapmış. İşte buradan çiviye asmış falan. Evet. Hani çok her şekle birazcık hayal gücüyle sınırlı gibi bir şey. Evet. Yani ilk başta alınca bir ya bu nasıl olacakmış falan diyoruz ama arkasından işte şu anda şunu da biraz mesela sıkıştıralım. Bakalım öğrenmiş miyiz? Onu görelim hemen. Şu yandan da birer destek. Şöyle de yanından şöyle birer destek atalım. Telefonun dikine koyarsın. Cep telefonunun dikine. Şimdi arabada koyarsın. Arabaya şey yapabilirsin. Onu da arabada mesela kendi örneğinde şeye asmış. Hava çıkışlarına, klimanın çıkışlarına uçlarını, şu bizim halka yaptığımız uçları geçirmiş. Hava çıkışı muhtemelen şu şekilde. Öyle geçirir. Asmış mesela. İşte zaten birazcık şey dokümanında, yani sırf hani böyle evde falan kullanım için değil de daha çok işte seyahat. Çünkü hafif. Ya şimdi mesela bunun farklı renkleri var mı bilmiyorum. Farklı renkler olsa aslında özellikle iş yerinde çalışan insanların telefonunu koymak için güzel bir stand olur. Olabilir. Yani uğraşması zevkli. İşte her gün ruh haline göre başka bir hale can sıkıntısını da farklı bir hale getirip işte ya da örümcek diye milleti korkutursun. Şey güzel. Şimdi hani öyle bir yapmış ki dikine de hani şekiller verebiliyorsun. Evet. Yatay da şekil ya da işte şöyle de şekiller verebiliyorsun. Bayağı güzel şeyler var. Hani örnekleri özellikle bayağı iyi. Hani kendilerinin önerileri. Değişik bir ürün. Yani böyle bir şey yok. Kutusu da şey, gayet ince, ufak bir yapısı var. Evet. Çok şey değil. Hani çok böyle hayatını değiştirecek bir ürün değil ama değişik bir şey. Ya bu tür cihazlara hep ben şey olarak bakıyorum. Biraz da oyun şey. Evet. İlk başta alıyorsun, işte bir dönem oynama dönemim var. Oynadıktan sonra işte sıkılıp kenara koyuyorsun. O şekilde ya kalıyor. Ya da benimseyip de kullanıyorsun belki de işte. Şöyle duruyor. Şey de iyi yani. Durdu mu da duruyor. Şimdi 8 bacak olduğu için gayet stabil. Fotoğraf makinesi nasıl duracak bu durumda? Şunu ayaklarını eşitleyip. Evet. Aslında şu delik koymuşlar. Burada bir tripod vidası konulsa tripod olarak da kullanabilirsin. Sıkıştırırsın. Seyyar tripod. Bu tür ahtapot şey deniyor. Ahtapot tripod. Aslında biz bu konsepti biraz fotoğraf makinesi aksesuarlarında gördük belli bir zaman önce. Evet. Şu anda da var öyle tür aksesuarlar. Ucuzları elde kalıyor ama. Bunun bacakları yekpare iyi. Tabii onlar kopuyor birbirinden. Evet. Onlar şey değildi mesela bir dal ağaçta farklı bir pozisyon yaratıp şeyi çekeceğiz. Sarıyorsun. Onu sarıyorduk böyle. Bunu da sararsın ince olmak şartıyla. Buna da sararsın. Evet. Ya da bir boruya kalorifer borusuna odanın köşesindeki sarabilirsin. Senin bu tür cihazlara verdiğin ayırdığın bütçe nedir Levent abi? Bu tür aksesuar. Valla 50 lirayı geçmem. Evet. Şimdi tabii yurt dışı fiyatlarını vermek çok doğru bir hareket olmaz. Çünkü fotoğraf makinalı cep telefonları da yurt dışında gayet ucuz. Fakat ülkeye girince vergiler falan filan artıyor, epey artıyor. Artıyor.
Türkiye'de 45 TL, 40-45 TL arasında bir fiyatı var ürünün. İşte yurt dışındaki 15 dolarlık fiyatla kıyaslayınca yani böyle çok yüksek değil ama yine de... Fark biraz şok olmuş. Şimdi cep telefon kılıf fiyatlarına baktığımızda da aslında deri bir kılıf aldığımızda işte telefonu kaplayan aslında pahalı şeyler, ürünler. İyi bir 90 lira, 100 lira bulabiliyorsun. Yani yerden, seyyar satıcıdan aldığın şey ucuz ama tabii o gayet kaba. Evet. Ha, Eminönü'ne gidip 5 liraya, 2 liraya, 1 liraya bile bulabiliyorsun. Ha, yerden alabilirsin ama düzgününü almaya kalktın evet. mı pahalı. Evet. Bu da düzgün yine sonuçta marka bir şey. Hani bir üreticisi şeyi belli. Ben hani seyahat kısmı gerçekten benim biraz ilgimi çekti. Yani çantaya atarsın bunu. Hatta hani katlayıp atarsın falan evet. filan. Yani şey sonuçta esprisi bu katlanması şey yapması. Ya benim kullanım şeyimde de araba da özellikle rahat. Bir telefonu bir şeyi asman gerekiyor. Daha büyük olanı yani güçlü olursa eğer iPad'i taşır mı diye merak ediyorum. Mesela işte şunu şeylere koyup ızgaralara, hava ızgarasına koyup işte şunları olabildiğince güçlü yapıp. Evet. Büyüğü herhalde taşır. Çünkü bu biz hani biraz denedik. Kıl payı kaçırıyor. Evet. Yani birazcık daha bacakları uzun ya da güçlü olsa yetecek. Şöyle, büyüğü taşır. Yana doğru biraz daha geniş olsaydı mesela şu anda deneyelim tableti. Bakalım nasıl olacak. Güvenemezsin. Yani daha böyle bir de kapattın mı falan şeyi var ama güvenemezsin yani. Evet. Limitte ağırlık merkezi evet. şeyi geçiyor. Yandan kayıp gidebilir. Evet, ağırlık merkezi cihazın askıyı aşıyor yani dışarıda evet. kalıyor. Her an bunun güvende olması için bir tane kolla şu yandan evet. da iki koldan desteklenmesi evet. lazım. O zaman kaymazdı şu virajlarda. Şu andaki kollarının boyu yetmiyor evet. ona. Şimdi çünkü büyük modeli yeter. Araçlarda kullanmak, araçlarda tablet kullanmak için herhangi bir aparat bulamıyorsun, evet. göremiyorsun. Şey için haritada yok. Yol bulmada falan çok güzel. Kesinlikle olur. Çok faydalı. Ben genelde iPhone'daki haritayı kullanıyorum, Google Maps'i. Evet. Yani yön tarifine gerek yok. İşte nereden döneceğimi az çok kestirebiliyorum orada yol tarifi evet. alabiliyoruz. Ama bu bunu koyup o herhalde. Alsak çok daha tabii keyif evet. olur. Şu anda tabii pek çok güvende tutamıyorum. Çok değil böyle arabada. Ama iPad versiyonu varmış. Var, tablet evet, versiyonu daha varmış. Evet. O sırf iPad değil, Galaxy'de falan da kullanılır herhalde. Tabii tabii. Sonuçta aynı formdalar. Aynı. Ama şey sağlam yani böyle kolay kolay işte gevşecek bir yapıda değil. Evet. Onu söyleyelim dandik değil. İşte kopacak bir şey yok yekpare parça. Evet. Şeyde ahtapot tripodlardan daha kaliteli. Evet bir. Bayağı da hafif. Çok hafif ya yani onu işte şeyin çantasına atarsın. Evet. Kılıf ya da tabletin kılıfına atarsın. Değişik bir ürün. Daha önce benzerini bize gelmedi en azından. Hani TeknoSeyir'de böyle bir şeyi ilk kez misafir ediyoruz. Evet. Değişik bir aksesuar. Senin dediğin gibi renk opsiyonu varsa hani çünkü siyah biraz sert bir renk. Evet yani hani, pembesi, yeşili, mavisi, hani, açık mavisi. Çalışanlar iş yerinde masasının üzerine. Bizimdeki renkler. Evet. Masasının üzerine koymak için falan farklı rengini isteyebilir. Evet. Ama işte Brevo Spider Podium. Çok değişik bir ürün. Diyelim incelemeyi sonlandıralım. evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.